koyacağım. Bahar Hanım yok mu? Yok. Yani işe gitti. Bu Bahar Hanım. Ne ki bu? Ben hiç merak etmedim. Siz de merak etmeyin bence. Tamam. Sorun yok. Etmem. Nezir Bey'den dersiniz. Söylerim ben ablama. Sadece Bahar Hanım açabilir. Başka biri değil. Başka biri açmaya kalkarsa... mum patlayabilir. Anladınız mı? Yok yok, ben açmam zaten. Yani bu başkasına ait bir şey değil mi? Yani açmamak lazım. Zaten öyle huylarım yok benim. Ben şöyle bırakırım evde bir yere. Gelince de ablama söylerim. Güzel. Hayır. Hayır, indir o elleri Şirin. Hayır, hayır, dokunmayacaksın. Hiç bulaşmayacaksın. Hiç başına bela almaya gerek yok. Tamam, tamam, hayır. Hayır, bunlar... bunlar kamera bile takmış olabilirler. Tamam, tamam, hadi ilgilenme. Şimdi bu elbise gibi bir şey. Allah Allah. Yoksa bu Nezir ablama tutuldu da elbise mi gönderiyor filmlerdeki gibi? Benim göremediğim ne görüyorlar bu kıza ya? Hayır, renksiz bir surat. Zargana gibi bir vücut. Hani ne süslenmesini bilir ne giyinmesini. Hiçbir esprisi yok yani. Hayret bir şey ya. Ay vallahi meraktan çatlayacağım, dayanamayacağım. Ama tam sırası mı şimdi ya? Öf. Geldim. Hoş geldin enişte. Korkmana gerek yok. Senden mi? Senden neden korkayım ki? Ben senin yerinde olsam korkardım.
Bu arada bu karına geldi. Ne bu? Bilmem. Başkalarının kutularını açmak gibi bir huyum yok. Bence sen de açma. Kimin gönderdiği belli mi? Hayır, sadece verip gittiler. Aslında sen açabilirsin. Yani kocasısın. Ah, pardon. Eski kocası. Tabii bence de açma. Eğer sevgilisinden geliyorsa açtığın için ablam sana kızabilir. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Sana saldırmamı istiyorsun. Sonra kim bilir ağlaya hazırlaya hangi yalanları söyleyeceksin. Değil mi? Aşk olsun. Ben mi? Evet, sen. Ayrıca Bahar'ın sevgilisi falan yok. Arif ne oluyor peki? Söylesene. Onların sevgili olmadığını mı sanıyorsun? En azından hapisten Bahar'a hediye yollayabileceğini sanmıyorum. Nereye? Bir yere mi gidiyorsun enişte? Senin de evde durduğun yok ha. Ablam gelince ne diyeyim ona? Pırıl'a mı gitti diyeyim? Okula gidiyorum. Çocukları almaya. Ay ne kadar tatlı. Ben de gelebilir miyim? Güle güle. Merhaba kızım. Merhaba Macit amca. Buyur. Şu kumaşları getirdim Enver Bey'e. İki gömlek diktirecektim. Var benim ölçülerim onda. Tamam, söylerim ben ona. Dur. Macit amca bir şey soracağım. Bir şey mi oldu? Yani senden önce de birileri gelip babamı sordu. Böyle akın akın insanlar geliyor. Vallahi öbür terzi çocuk iyi başladı. Fiyatları da çok düşük tuttu başta. Sonradan haytalığa başladı. Ne zamanında teslim, ne doğru düzgün dikiş. Yetiş terzi Enver durumu yani. E ne yapalım kızım? Biz de emekli insanız. O çocuk ucuz tuttu diye biz de ona gittik. Yoksa bırakır mıyız Enver Bey? Tabii tabii, hiç bırakır mısınız? Bırakmazsınız. Tabii. Neyse Macit amcacığım, söylerim ben babama. Hadi güle güle. Böyle tıpış tıpış dönersiniz işte. Aman da aman, kimler gelmiş? Bizler. Hoş geldiniz, gelin. Ver kızım. Aferin oğlum. Aferin sana. Bu ne? O paket annenize geldi.
Hadi açalım. Hayır, 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 bırak. Açma. Annemin o. Ya, annemin açacağım. Bu. Hayır, açacağım. Ama annemin açmak bu. Açmak istiyorum. Çok hayır, ayıp. Bu kutu hayır, annemin. Hayır, açacağım, hayır. Başkasına şey açamaz, çok ayıp. Hayır. Ama bu kutu senin değil ki, açacağım. Çocuklar. Kimler acıktı bakalım? Ben. Size bir baba tostu yapayım mı? Olur. Hadi mutfağa o zaman. Hadi. İhsan. Ne oldu teyzeciğim sana? Kutuyu görünce yüzün düştü. Gelinlik mi? Güler ne? Niye odamızın önünde gelinlik var? Bilmiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bilmiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Aa, anlamaz mıyım ben? Yüzün düştü senin. Hadi anlat bana. Yoksa sen o kutunun içinde ne olduğunu biliyor musun? Gelinlik var. Gelinlik. Ne gelinliği? Bilmiyorum işte. Gelinlik var. O adamın evinde görmüştüm. Kızım, hadi gel sen de yardım et bize. Gelinlik var. Evimizde bir gelin var. Çocuklar, kimler tosta sucuk ister? Ben. Ben de isterim. Karnım o kadar acıktı ki. Bana da iki tost yapar mısın enişteciğim? Tabii zahmet olmazsa. Teyzem de istiyor. Teyzeme iki tost. Siz bugün okuldan geldiğinizde bana öpücüğümü vermediniz. Ah, evet. Öpücüğümü aldığıma göre artık size hediyelerinizi verebilirim. Bize hediye mi aldın? Hı-hı. Ne hediyesi? Sürpriz. Baba, teyzem bize hediye almış. Hadi bakalım size hediyelerinizi vereyim. Gelin bakalım. Koş 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 koş. Sol tarafa. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Bu senin. Bu da senin. Dur sana yardım edeyim. Aa, çok güzel. Çok güzel. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Evet, çok güzel. Çok beğendim.
O zaman hadi verin onları bana, üstünüzü çıkarın, bunları giyelim, babanıza sürpriz yapalım, gösterelim. Dur dur, yapamıyorsun galiba, ben yardım edeyim sana. Ta 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 ta. Babanıza bir de tişörtün arkasını gösterin. Olur muyum hiç? Enişteciğim, madem bu kadar beğendin, istersen ablamla sana da yaptırabilirim. Evet, 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 evet. Evet, evet, olsun. Evet, lütfen. Tamam. Zahmet etme, gerekmez. Ne zahmeti? Zaten tişörtü şuracıkta, hemen yaptırırım. Ailece giyersiniz. Hem Dorukçuk da bu fikri çok sevdi, değil mi? Bence de. Evet, bence de, bence de. Bence de çok güzel olur. Ben geldim. Dede. 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 Ne kadar güzel bir karşılama bu benim. Al. Oh. Bakayım size. Babam bizi çok seviyor. Sen de ister misin? Ah, canım ben çok tokum. Siz yiyin, afiyet olsun. Dedem tost istemiyor. Şirin. Bu üzerlerindeki tişörtler ne? Sen Sarp'la Bahar'ı delirtmek mi istiyorsun? Çabuk çıkart o tişörtleri çocukların üzerinden. Tamam, çıkartırım. Ha, çok beğenmişti onlar ama sen bilirsin. Doruk, Nisan, üzerinizdeki tişörtleri çıkartın, başka bir şey giyin. Ya ben çıkartmak istemiyorum, çok güzel. Evet, çok güzel. Ben de çıkartmayacağım, bana ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir üstümü değişeyim. Bu ne? O paket ablama geldi. Ben açmak istedim ama izin vermediler. Annene gelmiş canım benim. Ben bunu ortadan kaldırayım. Zaten kocaman yer kaplamasın. Teyze, tostum burada. Geliyorum aşkım. Baba. Ne oldu? Niye erken geldin sen? Hasta mısın yoksa? Ha yok canım, hasta falan değilim ben. Yapamadım değil mi kahveciliği? Ben diyordum zaten, o iş sana göre değil ki. Ya ne alakası var? Arif'le... Tamam tamam, iş ayrımı olmaz. Her iş asildir, onu anladık. Ama kabul et babacığım, kahvecilik sana göre değildi. Gerçi şimdi Sarp'a olan onca borcumuz deyip beni suçlayacaksın ama... Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel şeyler de oluyor hayatımızda. Öyle mi? Ne gibi? Birincisi, Emre Bey artık annemden iki tepsi börek istemiş. Yani bu demek oluyor ki iki kat fazla para alacağız. İyi, güzel. Sadece bununla bitmedi. Ayrıca... Bugün birkaç kişi gelip seni sordu. Niye sordular beni? Gelip kumaş bıraktılar. Terzi Enver'in müşterileri birer birer geri dönüyordu. Doğru mu söylüyorsa? Evet.
Ah çok sevindim. Manav'ın oğlu terzi dükkanı tutturamamış. Haylazlığa başlamış. Macit amca bugün öyle söyledi. Vah 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 vah. Niye öyle yapmış ya? Ne yapmışsa yapmış. Bize ne baba ya? Yok. Ben çok üzüldüm çocuğa. Niye üzülüyorsun ya? Yine işsiz kaldım diye üzülmene gerek kalmadı artık. Ya ben işsiz falan kalmadım. Bilakis bugün keyfim çok yerinde. Arif serbest kaldı, geldi işinin başına geçti. Gerçekten mi? Tabii. Gerçekten. Salmışlar. Suçsuz olduğunu anladılar. Tabii tutuksuz yargılanacakmış. Çok iyi. Çok iyi haber bu. Tamam. Sen üstünü değiştirebilirsin baba, ben çıkayım. Müjdem isterim. Şirin! Şirin! Güzel haberi verecektim. Güzel haber. Arif çıkmış. Arif abiniz dönmüş gittiği yerden. Onu söylüyor teyzeniz. Babasıyla memlekete gitmişti de. Biz gördük zaten Arif abiyi. Bugün okulunuza geldi bizi görmeye. Öyle mi? Öyle. Gözünüz aydın. Kavuşmuşsunuz. Bizimkiler çok düşkündür Arif'e. Ellerine sağlık, zahmet oldu. Ben tostumu odamdayım. Bize verdiğin renkli yünler nerede? Evet, buradalar canım, odada. Ben geleyim. E-Devlet'ten bir kontrol etmek lazım. Şirin, bilgisayarını getirir misin? Emre abi. Ben onu bilgisayarını istemem. Efendim baba? Yok bir şey. Seslendiğini duydum. Bir şey mi oldu? Şirin bilgisayarını isteyecektik, vazgeçtik. Öğrenmemi istemediğiniz bir şeyler varsa eğer, işiniz bittikten sonra arama geçmişini silersiniz. Ne oluyor ya? Anne, bak babam bize bir sürü çikolata almış. Bir sürü. Evet, bir sürü almış. Ama biliyorsunuz o çikolataları yemekten önce yiyemezsiniz. O yüzden verin bakalım onları bana. Anne ya, bir tane lütfen. Lütfen. Ne olur. Lütfen. Ben lütfen. Yemekten sonra. Hadi. Düşen bir taneyi de alayım, gözümden kaçmadı. Bakkalı satın almış resmen. İnsanın babasının zengin olması ne güzel. Doruk'la Nisan'ın hediyelerini beğendiniz mi? Onlar çok beğendi değil mi? Evet, çok beğendik. Ha bu arada abla, hediye demişken sana bugün bir paket geldi. Ne paket?
Bilmiyoruz ki. Babam odasına bıraktı. Ben getireyim. Ben biliyorum. O evde odamıza koydukları kutu. Geldi. Ablacığım artık şunu aç. Hepimiz çok merak ettik. Nisa, Doruk, Nisa, dur. Bunu sonra açarım. Neden açmıyorsun? İstersen ben açayım. Dokunma Şirin. Tamam. Ay ben çok açım ya. Emre yolda arabayı durdurmadı. Öldüm açlıktan. O zaman Emre Bey de açtır. Şirin kızım sen Emre Bey'i bir ara. Bize yemeğe davet et. Hadi bakma yüzüme. Ara hemen. Öyle yol yorgunu aç açına gitmesin evine. Alo Emre. Merhaba. İyi miyim? Şey diyecektim ben sana. Annem diyor ki geri gelsin hep beraber yemek yiyelim. Vallahi ısrar ediyor. Babam da gelsin diyor hep beraber yiyelim diyor. Bir dakika annem istiyor. Alo merhaba Emre Bey. Gelmezseniz çok kırılırız. Yok canım ne zahmeti. Hep beraber oturup Allah ne verdiyse yeriz. Tamam tamam bekliyoruz. Görüşürüz. Nasıl kapanıyor bu? Anne, niye öyle yaptın? Niye geri döndürdün adamı? Hep beraber yemek yiyelim diye. Yok yok, başka bir şey var sende. Söyle bakayım. Sen dedin ya İdil Suat denen adamı öğrendi diye. Acaba arabada gelirken Emre Bey'e bir şey söyledi mi? Onu merak ettim. Merak etme. Söylememiş herhalde ki Emre telefonda iyi konuştu benimle. İyi bari. Neyse ne yemek yapıyorsun? Fırında köfte. Aa, güzel. Peki madem ben de gideyim bir üstümü değiştireyim, hazırlanayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.